Birinci replay'imiz size özel bir replay. Bir önceki replay de aslında YouTube'a da özel. Çift taraflı beğenmemiştiniz ya canavarının Action X'in. Abi bu full gold atıyor ya. Gold atmasa o kadar da damaj atamaz. Ya işte altın attığından bu kadar unicam olmuş o adam. Dediniz ya ben ne kadar o maçta altın mermi atmış olsa bile o maçın sonucuna etki etmeyecekti demiştim. Aha. Size kırbaç videosu bu. Huş! Bu defa normal canavarnon. Canavarnon Action X'li videolar da var gelmiş. Onlar da gelmiş. Full gold spam yapmayan canavarlar da var. O ne lan? Üstümde bir şeyler var. Gold spam yapmayan canavarlar da var kardeşim. O canavarların da maçları var. Etki etmediğini şimdi bizzat izleyeceksiniz. Göreceksiniz. Ben de vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı kardeşim. Kırbaçlandınız böyle. Boşluklarla yaz bakayım. Emre sen güzel yazarsın onu. Büyük harflerle kırbaçlandık. Huç. Gönder gelsin. Kaç yıl daha oyunu oynarsın sence abi? Ne bileyim oğlum ya. Evlenip çoluk çocuğa karışana kadar devam. Falcao geliyor reis. Hadi bakalım. Falcao gelsin ya. Saçma sapan topçuları 5 yıl oynatacağımıza Falcao gibi adamı 2 yıl oynatırız. Hiç de bile gocunmam. Ha, Falcao dediğin adam bu ligde Drogba etkisi yaratır kardeşim. Selam Karaavcı, hoş geldin. Mermi dengelemesi mevzusunu replaylerden sonra konuşuruz. Kırbaç acıttı. Aynen, acıtacak kardeşim bu kırbaç. Hepinizi acıtacak. Evet, Atam izindeyiz. 60 nickli arkadaşımız bu defa normal canavarnonla oynuyor ve full altın mermi atmıyor. 27 tane normal mermisi, 18 tane apşır mermisi, 5 tane de patlatıcı mermisiyle 8 seviye bir maç daha geçidi. Standart savaş kazanma ihtimali %44. Canavarın Action X'le aynı top zaten. 220 delicilik, 280 hasar, 252 de altın deliciliği var. %1 falan farkları var bu iki topun birbirinin arasında. Ve bakın gene 8 diğer maç. Bakalım gerçekten full altın atmakla full altın atmamak arasında fark var mıymış? Bu maçta kanlı canlı göreceğiz. Skorpiyona bir atış. İkinci Skorpiyona bir atış daha. Onun da beynine vurduk ve 553 hasarla yürüyoruz. Evet, daha geçidi. Böyle bir maçta top tier çıktınız, artı yok. Elinizin altında tam bir DPM ve taret canavarı bir tank varsa yapmanız gereken şey çok basit. Tabii ki de oyunun sıkışacağı bölgelere gitmeniz ve o sıkışacak olan bölgeyi bam 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 vura vura açmak kardeşim. Karşınıza bir T-44. Ağzına bir paletli hasar. Beynine bir hasar daha. Birazcık daha mı hasar versek yoksa? Bir hasar daha mı atsak yoksa? Abi bu alet çok iyi. Benim canım çekti. Bu aleti oynadıktan sonra Atam izindeyiz 60 nickli arkadaşın bu maçını izledikten sonra canım benim de canavarnon çekti bugün yayında normal canavarnonu. Ben de oynayacağım ulan. Ben de oynayacağım. Beynine. Vur kardeşim. Normal mermilerinle vur kardeşim. Vur reis. Oh. Biraz daha. Vur Joker. Vur Joker. Adamsın be. Adam. Vur birazcık da namlu altından. He? Yes, az daha. Beynine. Öldü adam lan. Çok vurdu. Vur inlesin. Bunu da vuraydı iyiydi. 2800 hasar bir kill. Karşımıza side scrap yapan bir ASM geldi. Evet, AS'i İngilizce okuyup M'sini Türkçe okuyarak 50 cent'e selam çakıyorum buradan. 50 cent duy beni kardeşim. ASM'in de ön zırhından gayet rahat bir şekilde zorlanmadan deldik. Devam ediyoruz. Karşımızda side scrap yapıyor ama yani
Sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Arkadan taretli tankların en büyük avantajıdır side scrap yapmak ama doğru açıyı tutturamazlarsa canavarın gibi canavar tanklar acımadan çatır çatır delerler. IS-3'ümüz spotlandı. Burada çok güzel oynuyor yani. Bu bölgeyi çok güzel kullanıyoruz. Yalnızca tareti ve gövdesinin üst bölgesini gösterecek şekilde benim size o hep söylediğim taktiği yapıyor. Fark ettiniz mi? Taret oynayabileceğiniz tanklarda ekranı yarı yarıya kullanmanız lazım. Bu ne demek? Bak, iyi bak. Ekranın yarısı seni koruyan kısım. Yani önündeki moloz, tank, tepecik. Aklına gelebilirse önünde seni koruyacak olan bir engel ve geri kalan ekranın diğer yarısında ise ateş edeceğin düşman olmalı. Ekranı bu şekilde kullanırsan sniper moda girdiğin zaman düşmana yalnızca gövdenin üst kısmı, çok az bir kısmı ve taretin gözükür. Ve bu da taret oynayacak tanklarda kullanmanız gereken en büyük ne denir buna? En büyük taktiktir. Az önce bunu uyguladı. Kafasından 2770 sektirdi ve 4250 hasar attı. 4 tane normal mermisi kaldı. 3 normal mermisi IS-3'ten mermiyi yedi ve IS-3'ün üzerine doğru basıyor. Burada zaten DPM olarak çok avantajı var. O yüzden IS-3'le zorlanmadan IS-3'ü de patlattık. 4660 hasar, 3 kill'le yolumuza devam ediyoruz. Maç 7-6. Hasarlar, can puanları hala birbirlerine çok yakın. Bu ne demek? Bu maç uzayacak daha kardeşim. 4600 hasar yetmez. 10600 VN8 mi? Yetmez. Yetmez. Devam. Köprü altında LT-132 Behçet ve Panzermutz spotlanmış en son. Panzermutz'u gördük. Kafasına doğru bir atış ama o da ne? Gitmedi. Behçet 12'ye doğru. Artık normal mermimiz bitti. Apçır mermimizi atıyoruz. Vurduk. O da ne? Behçet hareketli. Tabii ki bir sağ sol sağ sol yaparken birazcık dikkatimiz kaçıyor. Behçet'e bir atış daha. Aman tanrım. Yani siz ne kadar iyi oynasanız da maalesef ki bu oyunda az önce gördüğünüz gibi bir RNG gerçeği var. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın, RNG istemezse yaprak bile düşmez bu oyunun içerisinde, gördünüz. Behçet'i de öldürebilirdi. Panzermutz'u da daha önceden öldürebilirlerdi. Ve o kelebek etkisiyle belki maç çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Şu an burada bayağı bir zaman kaybetti. Yaklaşık 30 saniye civarında falan bir vakit kaybetti. Behçet'in ve Mutz'un kaçırdığı atışlarla 4 tane falan atış kaçırdı yanılmıyorsam. 4 atış 6 saniye reload'dan 25 saniye yapar. Yani o 30 saniye WOT'ta bazen çok değerli bir 30 saniyeye tekabül ediyor. Haritaya baktık. Vadi bölgesini temizledik ama karlı yolu kaybettik. Bu nedenle atam izindeyiz 60. Doğru bir şekilde hamlesini yapıyor. Kepi korumak için kendi üstüne doğru dönüyor. Burada karşıda tabii orada 3 tane tank var. Çapraza giriyorlar ama zaten canavar nonumuz dönmeseydi de muhtemelen oradaki tanklar çok fazla basamayacaklardı. Ama canavar non döndü. Dönünce ne oldu? Kendisi götürecek ekmeği. Ekmeği kendisi alacak. Doğru zamanda doğru yere gitmenin avantajı da bol bol damaj atmaktır. Bol bol win kazanmaktır. Doğru yere doğru zamanda gittiğiniz zaman işler her zaman sizin için kolay olur. Zamanlama önemli bu oyunda. Önemli bir şeydir. Yani zaten bu oyun atışlarınızın çoğu RNG'nin kontrolü altında olduğu için aslında bir nevi bu oyun, World of Tanks'tan bahsediyorum. Bu oyun doğru yere doğru zamanda tankı sürme oyunu aslında. Çok aman aman inanılmaz bir atış yeteneğine ihtiyacınız yok. Eskiden vardı, şimdi yok. Şu anki mevcut RNG düzeninde, o atış düzeninde ya nişangahınızı full odak kapatmanıza bile gerek yok. Yani biraz kapattıktan sonra atın. Zaten dağılım o kadar yüksek ki o mermi zaten RNG istiyorsa bulacaktır yolunu. RNG istemiyorsa dağlara taşlara gidecektir, az önceki köprü altı atışlarındaki gibi. O nedenle zamanlama önemli. Haritaya bakmak önemli bu oyunda yani. Bu oyunda bir gözün maçı izliyorken diğer gözün haritaya bakmalı. Haritadaki hareketleri izlemeli. Bir nevi satranç oynar gibi. Düşman bir hamle yapıyor, ona karşılık siz hamle yapıyorsunuz. Düşman hamle yapıyor, siz hamle yapıyorsunuz. Buna göre doğru zamanda doğru yere gitmek lazım. Evet,
Maçın gidişatına bakarsak 13-12. Karşıda bir full canlı Scorpion vardı. Bir atış yaptık ona. Yolumuza devam ediyoruz. Burada ben olsaydım buradan basardım. Ama burada atam izindeyiz arkadaşımız. Çok doğru bir hamle yapıyor. Buradan ben basardım dedim ya. Bu bir yanlış hareket aslında. Neden biliyor musunuz? Buradan eğer böyle bir durumda basarsanız projekto şurada. En son spotlandığı yer şu bölge zaten. Bu buradan böyle geliyor. Sen buradan atlarsan aşağıya. Şuradan Scorpion çıkar vurur. Buradan projekto gelir saydırır. Bam bam bam. Geçmiş olsun. Bu güzel taşıdığın maçı kaybederdin. Ben eğer bu hareket diyorum ya, ben bu maçta olsaydım oraya atlardım muhtemelen. O an beynime kan gitmezdi. Buraya atlardım ve böylesine bir maçı kaybederdim. Çok doğru bir hamle bu, köşede durup beklemek ve sağ taraftan gitmek. Gerçekten farkında ve düşünerek oynadığını gösteriyor bu arkadaşımızın. Bunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü replay'i izlerken ben izliyorum, tamam mı? Hani bir yandan da kendim ne yaparım diye düşünüyorum. Scorpion'dan atış yedi ya. Aha dedim, aşağı atlar herhalde. Çünkü ben atlardım. Atlamadı, durdu. Durunca aa niye durdu lan dedim. Sonra bir baktım ki projekto çaprazdaymış. Çok güzel. Görüyor, düşünüyor, hayal ediyor. Ve ona karşılık da ilerliyor sürekli. Ve aynı zamanda çetede yazdı. Heh, bakın çete yazdığını da bakın. Can't advance to Scorp. Yani Scorpion'a karşı ilerleyemem diyor zaten. Önce Projecto'yu öldürmem lazım diyor ki bunun da farkında. Çetede söylüyor yani neden böyle yaptığını. Saygı duydum gerçekten. Güzel hamleler bunlar. Güzel oynayış. Devam. Bu saatten sonra Scorpion ve Projecto 46 kaldı. Canları da çok fazla değil. Projecto tek atışlık. Scorpion neredeyse full canlı. Bakalım bu iki tank nerede? Nerede oldukları artık çok bariz belli. Buralarda spotlanmadıklarına göre. Birisi şuradaki tepeye çıkmıştır. Diğeri de arkadaki çalılarda yatıyordur. Ya da ikisi de tepededir. Zaten bu saatten sonra başka türlü savunamazsınız. Ya ikisi de kepin arkasındaki çalılara gider. Ya da ikisi de tepeye gider. Ya da bu bölgeyi bölüşürler sağlı sol. Burada da bunu görüyoruz. Evet, spotu yedi. Burada canavar nonumuz anladı ki karşısında Scorpion var ve bakın temkinli bir şekilde gitti burada da. Bir anda böyle hebelönk diye çıkmadı buraya. Bunu da biliyor, bunu da tahmin etmiş. O tankların orada olacağı. Gerçekten her açıdan hem tankın kullanışı hem maçın içerisindeki hareketleri, zamanlamaları her açıdan gerçekten güzel bir oyunculuk. Doğru bir adım. Arkadaş doğru kişinin izinde zaten. World of Tanks'ı da çok güzel yollarda da ilerleyecek. Çok da iyi bir oyuncu olacaktır. Zaten daha 12.000 maçı var. Daha taze bir oyuncu. Maç sayısını arttırdıkça şu anki gösterdiği performansı daha da arttıracağına eminim. Eğer olur da VOD batmazsa bu arkadaşımız güzel yerlere gelecektir bu oyunda. Güzel klanlarda olacaktır. Ve bitti. ISU 152 Scorpion G'yi patlattı. Ve canavar nonumuz zorunlu kalarak altın mermi atıp 7000 hasar 4 kile ulaştı. Bu da size benden huç, kırbaç olsun. Gördüğünüz gibi canavar non tankları altın mermiye ihtiyaç duymaz kendi seviyesinde. Fark etmez full altın mermi de atsa. Full normal mermi de atsa ya da zorunluluktan altın mermiye de geçmiş olsa fark etmez. O maçı doğru zamanda, doğru yerde, doğru hamleleri yaparsa ha işte bu skorlara gelir. Bir tane daha maç var. O maçı da izleteceğim size. Bugün değil. Onu da bir sonraki yayınımızın başında izleteceğim. O da Canavar Non Action X'in maçı. O arkadaş değilse hiç gold yok. Sıfır gold. Bayağı bildiğin sıfır. Hiç gold yok. O kardeşimiz de gayet çatır çatır oynamış, çatır çatır damajlarını atmış. O da gene böyle 8 seviye maçı. Birbirinin kopyası maçlar, hani benzer maçlar olduğu için hemen böyle bam 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 yayınlamayacağım ama önümüzdeki haftada o replay'i de izleyeceğiz. Hadi şimdi maç sonu raporuna bakalım. Kardeşimiz ne gibi bir skor almış görelim.
Let's go. Abi bu şeyler çok güzel ya. Şarkılar çok güzel değil mi ya? Al bak burada görüyor musunuz? Canavardon Action X El Haluf. Canavardon Action X. North America. Daha bu maçlar da var. Bunlar gol atmayan arkadaşlar hep. Sırf sizin için tuttum. O bir önceki arkadaşa Gold Noob dediğiniz için bu replayleri tuttum. İzleteceğim ulan hepsini size. Evet. Tankası 5 tane büreve soğukkanlı Confederate neydi lan bunun Türkçesi? Müttefikti galiba. Çelik duvar ve yüksek kalibre madalyalarını böğrüne böğrüne diziyor. Takım skorlarına girdiğimizde 7315 hasar, 4 kill, 300 de asist hasarıyla 3660 da zırhından sektirmeli. Tam 1846 saf deneyim kazandı. Detaylı raporlara girdiğimizde ise 127.000 kredinin 37.000 kredisini de cebine kar olarak attı. Mürettebatları da tam 4.154 deneyimi de beyinlerine attılar, yeteneklerini geliştirdiler. Evet, gayet güzel, adım adım muazzam bir Canavardon maçı izledik. Çok da canım çekti, ben de oynayacağım ulan. Ben de oynayacağım. Vur kırbacı Canavardon YouTube başlığı. Tabii ki kardeşim, tabii ki. Başka ne olacaktı? Atam hep ileri görüşlüdür zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Çok ince. İnce değil lan, gayet bam diye vurdum masaya şu anda. Buğracığım, birazdan konuşalım onları. Şimdi şu replay ile alakalı konuşuyoruz. Birazdan yaz tekrardan. Aynen, bu replay hakkında söyleyeceğiniz bir şey yoksa YouTube'a tekrardan hatırlatmamızı yapalım. Sizler de replay göndermek istiyorsanız çok basit. Vote Replay sitesine replayinizi yüklüyorsunuz. Kendi hesabınızla giriş yapıyorsunuz zaten. Yükledikten sonra yukarıdaki linki, şuradaki linki Mr. Votoş'un Facebook sayfasına mesaj olarak atmanız yeterli. Ben zaten replayinizi gördüğümde sizin mesajınız okundu olarak işaretlenir ve birkaç gün içerisinde Twitch'te, YouTube kanalımda yayınlanır. Yayınlanmamışsa ve görüldü olmuşsa zaten o replay'i geçmişim anlamına gelir efendim. Hadi bakalım. Bir sonraki replay'e geçelim. Ne izlemek istersiniz chat?